Sayın Milletvekili, değerli Kadın Kolları İl Başkanımız, Kadın Kolları Çile İlçe Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, değerli muhtarlarımız ve çok kıymetli köy başkanlarımız ve olmazsa olmazlarımızda değerli üyelerimiz. Hepiniz yapmış olduğumuz bu ilçe danışma meclisi toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Çin'e AK Parti aşıktır Çin'esine demiştik yaptığımız kongrede. Az olan karanlık değil, ışıktır demiştik. Bu ışık, bu aşk el ele verme sabrını ve gerçek bir seçimi, gerçek bir demokrasiyi hep beraber tüm Çin için kurma gücü verecektir bizlere. Değerli Çinliler, benim ilçemin insanı, aziz Çin'in bütün fertleri Çin'de doğmuş olmanın bir ceza değil, kötü bir kader olmadığını, kendi haklarını, kendi haysiyetlerini ülkenin başka yerlerinde doğan insanlardan hiç de az olmadığını özgürce haykırabilmeli ve düşüncesini korkusuzca açıklayabilmelidir. İşte o zaman Çin'e hak ettiği değeri, hizmeti layık olacağına kuşkusuz şüphemiz yoktur. Büyük hizmetler ancak bu şekilde olacaktır. Biz Çin'e gerçekten güveniyoruz. Biliyoruz ki bu seçimde Çin'e hak ettiği değeri bizlere verecektir. Ve hizmetleri de sonsuz bir şekilde alacağı ümidini taşıyoruz. Ve bizler bu toprakları, bu topraklarda yaşayan insanları şimdiye kadar hiç satmadık, bundan sonra da satmayacağız. Bugün düşünce insanlar bize diyorlar ki, yanlış yapmayın. İyi bir adayla seçimi AK Parti Çin'de mutlaka kazanmalı diyorlar. Kazanırsa Çin'e çok hizmetler alacağına inanıyorlar. Biz de bu inançla, bu heyecanla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz arkadaşlar. Bize neler demediler? Organize işler yapıyorlar dediler. AK Parti yalancıdır dediler. Borç alan emir olur dediler. Bunların gücü yetmez dediler. Bunlar belediye alması için bir ton ekmek yemesi lazım dediler. Aziz Çinliler, biz insani, ahlaki ve hukuki olmayan yollardan değil, milli iradenin tecellisinden yanayız. Çünkü biz şaşmaz, değişmez, adalet ilkesine inanıyoruz. Çünkü biz kamu vicdanı denen asla yanılmayan değerin farkındayız. Bize ne kadar kulupta kalkarsa taksınlar. Artık o yaydan çıkmıştır. Ve hedef varılacaktır. Halk Çin'e iktidar olacaktır Çin'e halk. Yani halka dayanmayan hiçbir güç ayakta kalamaz. Yıkılıp gider. Değerli Çinliler, heyecanımız büyük. Çin'de bir yangın var. Bu yangın elbet sönecek. Bu yangını söndürecek olanlar yine Çinliler. Biz inanıyoruz, çalışıyoruz ve hak ettiğimiz değeri de alacağımızda şüphemiz yok. Biz Çin'e için bir olursak, iyi olursak o zaman diri ve güzel olmanın avantajlarını Çin'de hep beraber yaşayacağız.
hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Çin'de son günlerde bir pazar yeri furyası aldı, gidiyor. Pazar yeri ne için yıkıldı biliyor musunuz? Biz Akçova'da, Akçova Belediyesi'nde pazar yeri yapıyoruz diye bunlar 15 yıldır yapamadıkları pazar yerini eyvah Çin'de bir pazar yeri yapıyor. Hem de AK Partili bir belediye yapıyor. Biz de plan proje yapmadan yıktılar pazar yerini, alene acele pazar yerini yapmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Sevgili Çinliler, soruyoruz zabıtasına, kaç tane pazarımız var, pazarcımız var? 200 tane pazarcımız varmış Çin'de yayınlan, 200'ün üzerinde diyorlar. Peki, yeni yapılan pazar yerine kaç tane pazarcı sığacak biliyor musunuz? 170 tane. 30 tane pazarcı nereye gidecek? Dışarıda, orada, burada diyorlar. Arkadaşlar, geçici çözümler de olmaz. Kalıcı çözümler lazım Çin'in sorunları için. Ve Çin'in o kadar alanı boşa gitti bana göre. Çünkü insanlarımız pazar yerine gelecek. Nereden gelecek? Neyle gelecek? Pazar yerinin ulaşımı çok zor arkadaşlar. Ve aracınızı ya asfaltın altına ya da üstüne uzak bir yerlere koyacaksınız. Ulaşım zor. Ve biz de o pazar yerinin altı bir otopark olmalıydı. Şimdi diyorlar ki otopark eleştirisine yanıt biz taksi duranın olduğu yere katlı otopark yapacağız. Ya biz taksi duranını açmak istiyoruz, meydan istiyoruz, onlar katlı otopark yapacaklarmış. Yani gerçekten Çin'in sorunları bir hayli fazla. 200 tane olan pazarcıyı şu anda 170'e düşüreceksiniz. Yani sıkıntı var. Geçici çözümler de olmaz. Kalıcı çözümler lazım. Bize dediler ki Çin'de arsa yok. Çin'de arsa bulamıyoruz. Yani belediyenin onlarca arsası var. Bize bir arsa verin de biz Adalet Sarayı yapacağız. Çünkü Adalet'in şu anda tecelli ettiği bina yetersiz, yetmiyor. Ve küçücük odada maalesef sıkışmış durumda. Biz arkadaşlar Adalet Sarayı için 4. kez paramız geldi. 2011 yılında Aralık ayında yalvardık belediyeye. Ama Ocak ayında dediler, şu dediler, bu dediler. 6. ayın sonlarında belgeyi verdiler. Gelen paramız geri gitti. Biz yapacağız inşallah da vesaire. Şimdi 2013 yılında inşallah program alınırsa 2014 yılında Adalet Sarayı yapılacak arkadaşlar. Diğer bir konu bize diyorlar ki sadece Çin'e barajını yaptılar. AK Parti'nin yaptığı başka hiçbir şey yok dedi arkadaşlar. Evet, Çin'e barajı 170'te 141 yıllık rüyaydı. Bu rüyayı biz gerçekleştirdik. Az önce ne kadar sıkıntılarla olduğunu da televizyonla sizlere izlettik. Gerçekten bir kanayan yaramızdı. Ve bu sene ovamızda hiçbir su sıkıntısı çekilmedi arkadaşlar. Çin'e barajını bitirdik. Çok büyük bir hizmet. Onlar da bu küçümseme laflarıyla ne yaptılar ki diyorlar. Sadece Çin'e barajı yaptılar. Halbuki dünyanın ve Avrupa'nın en büyük barajlarındandı. Küçümsenecek bir olay değildi. 30 yılda, 40 yılda bitiremez denilen şeyi biz 10 yılda bitirdik arkadaşlar. Şimdi bunlar Çin'e devlet hastanesini görmüyorlar arkadaşlar. Çin'e meslek yüksek okulunu görmüyorlar. Çin'e öğretmen lisesini görmüyorlar. Çin'e numara yolumuzu görmüyorlar. Çin'e SSK binamızı görmüyorlar. Çin'e tapu dairesi daha önceki yıllarda çok sıkışıktı. Şimdi çok refah bir konuma geldi. Onu da görmüyorlar. Çin'e diş polikliniğini görmüyorlar. Akçova yolunu görmüyorlar. Çin'e Akçova Lisesi'ni hiç görmüyorlar. Biz Çin'de bir şeyler yapmamışız. Bunların gözleri kör. Kuralları sağır, duymazlar, görmezler. Ben diyorum ki, biz çalışırsak çok şeyler yapacağız daha. Neler mi yapacağız?
Biz bunların yaptığı gibi su faturalarını şişirmeyeceğiz. Adeta yoksul vatandaşımızdan su parası daha almayacağız. Katarlık bedellerini yükseltmeyeceğiz. Biz halkımızın parasını boz yaparak kendi elleriyle yaptıkları yeri kendi elleriyle yıktılar. Biz kendi elimizle yaptığımız yeri kendi elimizle yıkmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki o paralarla tüy gitmedik yetimlerin hakları var. Biz kesinlikle yaptığımız işleri doğru yaparız, düzgün yaparız ve uzun yıllarda hizmet verir arkadaşlar. Biz neler mi yapacağız daha? TOKİ'yi yapacağız arkadaşlar. Biz Adalet Sarayı'nı yapacağız. Biz Doğal Gaz'ı Çin'e dağıtacağız arkadaşlar. SDK binasını kendi binasını kavuşturacağız. Emniyet binası yapacağız. Yeni bir tapu binası yapacağız kendine özgü. 100 yataklı devlet hastanesi yapacağız. Şu andaki yatak sayımız 50. İnşallah 100 yataklı devlet hastanesi yapıp tam kapasiteli bir hastane konumuna getireceğiz. Gökmen Barajı'nı yapacağız arkadaşlar. Bize dediler ki bu baraj ne zaman yapılacağı belli değil, sulama kanallarının ne zaman olacağı belli değil. Biz Gökmen Barajı'nın iadesini bitirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde de temel atılacak arkadaşlar. Ve kanallar da boru içinde kapalı sistemde olacak. Tüm vatandaşlarımız, tüm çiftçilerimiz tarlasında varasını açtığı zaman rahatlıkla suyunu kavuşacak arkadaşlar. Biz İbrahim Kavala Göleti'ni yapacağız. Biz Şarlan Mesire yerini düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız arkadaşlar. Değerli konuklar, değerli misafirler, heyecanımı mazur görün. Çünkü çok söyledik şeyler var. Biz iktidar olmakla çok büyük sorumluluklar aldığımızı, ateşten bir gömlek giydiğimizi ve vatandaşın karşısına çıktığımızda hiçbir zaman aldatan ve aldanan olmayacağız demiştik. Biz bu desturla yolumuza devam ediyoruz. Ve ben diyorum ki biz 1400 üyeden aldık Çin'e AK Parti'yi. Bugün 4400 üyeye getirdik. Hedefimiz neydi? Sizler hep biliyorsunuz. Seçimlere kadar 6000 üye yapmak. İnşallah hedefimiz olan 6000 üyeyi en kısa zamanda kavuşuruz diyor ve çalışmalarınızdan ötürü de hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Hepinize sağlıkla, esenlikle kalın diyelim. Ve yolunuz açık olsun. Sağ olun, var olun.